sevginizle ayağa kalktım, emin olun. Yani hala tedavi sürecim bitmedi ama yine de burada olmak istedim. Hınıs mitingimiz çok coşkuluydu. Gerçekten izledim televizyon başında. Birileri kıskanmış. Gelmişler Erzurum'a, hiçbir şey yapmadan Hınıs mitingimize Erdoğan dil uzatmış. Hayret bir şey. Bir de utanmadan 1500 kişi demişler. Bizim dinimize, imanımıza laf söylemişler. Aynen iade ediyorum. Onlar gibi biz dini de inancı da kendi siyasetimize alet etmiyoruz. Biz Allah ile kul arasındaki inanca, ibadete karışmayı günah sayarız. Sen kimsin ya? Bizim dinimize, imanımıza, kitabımıza laf söylüyorsun. Sen ki Kur'an-ı Kerim'le mitinglerde dini kendi çalışmalarına, siyasetine alet ediyorsun. Bunu artık halk görüyor. Herkes görüyor. Erzurum halkının da bunu görmesi gerekiyor. Ona cevap verdik. Daha vereceğiz. En büyük cevabı 14 Mayıs'ta vereceğiz. 14 Mayıs'ta Erzurum onlara gerçekten bu dini artık istismar etmelerine dur demelidir. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Sizlere güveniyorum. Bu konuda var mısınız? Hayır! Ve tabii ki 2 gün önce Erzurum'da yaşananlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na taşlı saldırı. Sanki şöyle bir manzara yaratıyorlar. Birileri kendi aralarında toplanmış, demişler hadi biz Ekrem İmamoğlu'nu taşlayalım. Öyle bir şey yok. Bu organize edildi. Bu planlandı. Bu günler önce hazırlanan bir girişimdir. Ve bakanları çıkmış, Soylu, dün de Aile Bakanı çıkmış. Aslında bu saldırının sahibi biziz diyor. Bunu inkar etmiyorlar aslında. Farklı şekillerde söylüyorlar ama inkar etmiyorlar. Bir kere bu görüntüler Erzurum'a hakarettir. Erzurumlulara büyük bir haksızlıktır. Biz Yeşiller Sol olarak, Halkların Demokratik Partisi olarak Erzurum'da herkesin birbirine saygı göstereceği, inancını kabul edeceği saygı göstereceği, kimsenin kimseden üstün olmadığı, kimsenin kimseden farklı olsa da haklar açısından ayrımcılığa uğramayacağı bir Erzurum inşa etmek istiyoruz. Çünkü Erzurum'un özünü ortaya çıkarmamız lazım. Onlar kendi siyasetlerini yürütebilmek için Erzurum'da her zaman kutuplaştırmayı yarattılar. Her zaman Kürt'le Türk'ü, Dadaş'la Kürt'ü, hemşinliğiyle başka kimlikleri, inançları karşı karşıya getirerek kutuplaştırmayla kendi siyasetlerini, iktidarlarını korumayı tercih ettiler. Ama biz böyle değiliz. Biz Dadaş'ını da, Türk'ünü de, Kürt'ünü de temsil etmek iddiasındayız. Erzurum'un çehresini değiştirmek istiyoruz. Erzurum'u bir kardeşlik şehri yapmak istiyoruz. Var mısınız? Varız! Onlar istedikleri kadar provokasyon yapsınlar. İstedikleri kadar ayrımcılık yapsınlar. Biz onların provokasyonlarına da, ayrımcı uygulamalarına da gelmeyeceğiz. Çünkü bugün Türkiye'nin her tarafında yeşil sol rüzgarı esiyor. Ve bundan büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Bu rüzgar Erzurum'da da esiyor. Eminim bunu en iyi sizler hissediyorsunuz. Ve bunu yaygınlaştıralım. Lütfen seçime 5 gün kala, hatta 4 gün kaldı galiba. Bugün ayın 9'u. Bu çalışmalarımızı arttıralım. Onların propagandalarına, hakaretlerine, sözlerine biz cevap veririz. Siz rahat olun. Hiçbir sözün altında kalmayacağız. Hiçbir tehdit karşısında boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim tarihimizde
yoktur. Biz Şeyh Said'den, Seyit Rıza'dan bugünlere gelirken her zaman dimdik ayaktaydık. Dimdik ayakta olmaya da devam edeceğiz. Ve şu anda en önemli işimiz bu seçimleri başarıyla tamamlamak. Evet, Türkiye'de seçim çok iyi gidiyor. Erzurum'da da son günlerimizi çok güçlü geçirelim. Erzurum merkezde gitmediğimiz ev, çalmadığımız kapı kalmamalı.